öncelikle öğrencinin ne istediğini bilmesi gerekiyor. Bir kere bu. Yani öğrenci uzun dönem mi gitmek istiyor, mesleki anlamda kendine bir katkıda bulunmak mı istiyor ya da işte ben birazcık yabancı dil öğreneyim, birazcık da tatil yapayım mı istiyor? Önce bu şekilde bir ihtiyaç analizi oluşturulmalı. Ondan sonrasında ülkeyi seçmek çok önemli. Çünkü seçtiğiniz ülkeye kalacağınız koşullar, seçtiğiniz şehir, bunların hepsi öğrenci motivasyonunda çok önemli faktörler. Yani öğrenciyle bir aslında bir anlamda bu kişisel onlara gelişim anlamında da hizmet şeklinde oluyor. Çünkü öğrencinin önce bir kere kendini tanımlaması gerekiyor. Yani öğrenci çok sıkılgan bir yapıdaysa ya da burada metropol hayatına alışmış biri ise küçük bir şehirde mutlu olmayacaktır. O zaman ona göre tercihler sunulmalı. Ülke tercihi bu noktada çok önemli. Sonrasında program tercihi, ülke tercihi, öncelikle bunlara karar vermek gerekiyor.